Minyonu alamadım ama bari bunu alayım. Buradan hem W hem şeyle flashla falan çıktım. Bir şekilde kurtardım ama. Bu adamı yer miyiz? Ups. Oh. Ne başlangıçtı. Divandan herkese selamlar arkadaşlar. Tristan'ı oynuyoruz ama nasıl bir başlangıç yapsam, birazcık daha pasif mi olsam, agresif mi olsam bilmiyorum. Sanıyorum böyle bir başlangıç yapacağım. Şöyle şu yerleri ayarlayalım, hemen rünleri de göstereyim, yukarıda koyacağım. Birazdan oradan da bakabilirsiniz. Karşımızda Lucian ve Thresh olacak. Mid'de bu var, bu var, bu var derken bu adam Top'a gidiyor, Yasuo burada. Güzel bir takımımız var aslında. Takım savaşlarında çok fazla hasar çıkarabilip çok fazla kitle kontrol uygulayabiliriz. Özellikle top lane ve support'tan dolayı, yani 5 kişiye de kontrol uygulayabilecek 2 tane adamımız var. Yasuo'nun da olay çıkacak. Öncelikle E'ye vereceğim ben. Bizim adam buradan başlıyor değil mi? Sona'yı ben görmedim. Sona burada. Tamam. Sona acaba mid'e mi gidecek? Mid'e mi şey yapacak? Thresh çeker mi acaba diye düşündüm de çekmedi, denemedi hiç. Sonra benimle gelecektir muhtemelen. Şöyle hemen bir istatistiklere bakalım. 3 oyun oynamışım. Sanıyorum kanalda da 2 tane Tristana videosu var. İkisi de yenilgi. Bu 3. video olacak. Bakalım 3.'sü de yenilgi olacak mı? pardon. Tristana ile kötü oynamama rağmen, yani biraz pek eğlenmiyorum açıkçası oynarken ama o kadar kötü oynadığımı da söyleyemem. Bu yenilgiler tamamen talihsizdi. Önceki videolarda bakarsanız oradan anlayabilirsiniz. E'mi atmadım. Ne olur ne olmaz. Burada kıstırlar mıstırlar. Onu patlatmak çok fazla işe yarayabilir. E fullemek çok 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 yararlı oluyor. Çünkü E'yi patlattığınız anda hasar çok fazla, yani E'den gelen. Hani o yüzden onun patlatma hasarını kullanmanız lazım. W'nun bir kere kullanmanız genelde yetiyor. Yani böyle zıpla zıpla zaten şey yapmanıza gerek yok. Kill aldıysanız zıplarsınız zaten. Öyle bir durumunuz var. Q'nun ise oyunun erken safhasında size pek bir yararı yok. Hani atak hızınız çok olmadığı için hani onu katlayabilecek bir durum yok, yani çok fazla katlamıyor. Dayağı yedik galiba. Aynen. Orada biraz dayak yedik. Bu adamlar 2 olacak şu an. Aynen oldular zaten. O yüzden biraz geride duracağız. Kule önünde minyon almaya çalışacağız. 4'e 8. Bunu ben kaçırdım zaten. Şunu aldım. Bunu da alabilirsem, bu kaçtı. Lucian dövüyor şu anda beni. Şunu aldım. Şimdi bir kez W'ye veriyorum. Şu an bayağı kötüyüm ya şeyde, minyonda. Şunu bir kez kullanayım da. Araba bir kez daha şey olsun. Tamam, güzel. Allah Allah. 11-13. Şunu koyacağım şuraya. En azından görelim şu adamı. Bir daha gelirse bu adamı şey yapmaya çalışabiliriz. Savaştığımızda şu anda özellikle seviye 3'te çok daha güçlü olacaklar. Ki derken 3 seviye oldu şey. Lucian. Birazcık pasif oynarsak benim aşırı late'im ondan çok daha güçlü. Ben E'ye bir kez daha vermeyi planlıyorum şu anda ama. E'ye bir kez daha vereceğim ya. Dener mi? Denedi. Minyonu alalım. Kalkanını da aldı biraz ama ben vurmaya devam ediyorum. Güzeldi. Burada trade'den biz avantajlı çıktık. Minyonu alamadım ama. Bari bunu alayım. Buradan hem W hem şeyle flashla falan çıktım. Bir şekilde kurtardım ama. Bu adamı yer miyiz?
Ups. Oh. Ne başlangıçtı. Tamam. Aa, o kaçtı ya. Bu oyun bayağı minyonda kötüyüm ama orada bayağı yani çok erken öldü adam ya. Şey nedir o? Keko? Lucian? Ama güzel oldu orada. En azından iki tane skor alabildik. Bir tanesi bende kaldı. Bir tanesi adamda kaldı. Şeyin de flash'ini almış olduk. Neredeyse onu da kesiyorduk hatta. Birazcık manam olsa o hasarın biraz daha geri dönüşünü sağlayabilirdim ben. Ama hiçbir şeyim olmayınca. Oy. İşte orada E'yi fullledim. Girmemdeki sebep Thresh'in üzerine ben W ile girersem 2-3 kere daha vururum. Sonra bir kez daha W atabilirim olayıydı. Beklediğimden biraz daha fazla hasar çıktı orada. Sona'nın da hasarı orada baya baya etki etti. Tutuşturu çok fazla etki etti. Benim orada W tam yalan oldu derken en azından kill çıktı. Sonra ben bir daha W flash'la çıkabildim. Orada Lucian'ın flash'ini de almış olduk. 2-0, 2 kill de bot'tan çıktı. Şu anda minyonda biraz geride olsak da durum gayet iç açıcı. Tek kılıcım var. Lucian'da şu anda can yenileme adına da bir şey yok. Benim yanımda Sona var. 2 tane de potum var. Atraksiyonların içindeyken çok fazla konuşmak mümkün olmuyor ama böyle boş bulduğum zamanlarda gevezeliğimi yaparım. Burada yakalansak bile keseriz biz bunu. Bende hasar var. Tamam, bir W daha var bende. Tamam, o da bende. Vurma kanka derken keşke ben şey yapsaydım da orada minyonlar öldü. En son hasarı o vurduğu için de şey oldu ama neyse hiç sorun değil. Ben aslında çekilmesine hiç üzülmedim. Zaten sanıyorum da söyledim, aklımdaydı en azından. Çekilirse kazanırız orayı diye. Thresh'e girdim ilk başta. E'mi oraya attım. Dedim belki şey gelmez, onu döveriz. Ama Lucian da gelince direkt E'nin patlama hasarını umursamayıp atağımı Lucian'a doğru çevirdim. Çok rahat da aldık orada killleri. Burada E'yi Q'yu atmak istemiyorum çünkü birazdan itersek kule önünde şeyleri atmak istiyorum. O patlayacak şimdi. Tamam, burayı çok aşırı aşırı zorlamanın anlamı yok. Biraz daha geride oynayalım, adam minyonlarını temizlesin. Minyonda nasıl olsa eşitiz. Hatta 10-15 minyon önümde olsa da çok çok aşırı ağlanacak bir durum yok. Sonuçta biz killleri alıyoruz. Experience'ı alıyoruz. Yakalanırsa biz yine keseriz. 6 olacağım ben birazdan. Çok yüksek hasarım var. Can çekebiliyor şu anda adam. Bizimki de 6 olursa. Altı oldu aynen. Şu an çok rahat alırız orayı. Geride oynuyorlar bu sebepten dolayı da. Olmadı ya. Ben biraz geride kaldım. Adamın bana flash attığını işte söylemesi lazımdı. Şey geliyor. Keko geliyor. Keko sadece şey yapmaya gelmiş. Korkutmaya gelmiş. Şu an bizi beni çekseler dahi kazanırız burayı. Ben W'da girerim herhalde. Bu adam 6 mı? Emin değilim. Sanıyorum 6 değil ya. Ve ben totemimi atayım da. Ultimi menzil yetmedi ya. Olmadı orada. İstediğim olmadı. Aklımdakini yapamadım. Da geri dönmese ben sevinirim bizim sona. Kuleye baskı yapalım da bir iki tıkır alalım oradan. Şu an çok fazla param var ama oradan da gelecek parayı istiyorum. Zaten geri çıkmışlar. En azından iki tane alırız. Bu birincisi olacak. Tamam. Çok güzel. Belki bir ihtimal bir tane daha alır mıyız? Kuşatma minyonumuz öldü ama. Şu an gereksiz kalıyoruz. Şunu patlatacağım. Haydi gidelim. Tamam, şu an çıkıyorum.
Gereksiz çok fazla kalmak istemiyorum şu an, çünkü şu anda free farm yapacak adam. Ben gelene kadar o farm sayısını çok fazla artacak. 2100 aslında ya. 138 gold'a daha ihtiyacım var, o yüzden gitmiyorum. Belki küçük bir savaş daha veririz. Şunu basacağım, can için normalde çok yararlı değil ama sırf manam yok diye basıyorum. Tamam, sen yut git kanka. Tamam, Lee Sin de buraya gelse çok daha iyi olur aslında. Bu adama girseydik ya, ben biraz geç gördüm Thresh'in şey olduğunu. Tamam. Geldim. Tamam, ben en azından farm yaptım orada. Bir tane W attım. Yıllar alındı, şunlar alındı, bunlar alındı. Adam biraz şey ama benim çok fazla param var kanka. Bunu ben bir harcayıp gelmek istiyorum. Bu biraz aslında benim çok... Aha, şey geliyor, Skarner geliyor şeyde aşağıda, yalan olmasın. Bir tane daha totem aldım, ya da totemi almayayım. Bir tane varmış zaten. Ben aslında ilk item olarak hiçbir zaman EA'yi sevmedim. Yani şey ne bu ebedi kılıcı çok sevmemişimdir. Sebebi de sen öleceksin kanka, onların önünü kapatmasın seni. Çünkü çok şansa dayalı. Hani böyle tamam, atağınız çok fazla, 160 şu an normal atağım var ama %25 4 vuruştan bir tane. Sen ilk item olarak zaten yavaş vuruyorsunuz. Hani o çok şansa falan kalıyor. Tabi vurduğunuzda efsane hasar ama. Mesela şu an vurmadı. Şu an vurmadı. Şu an vurdu. Tam da 4'te 1 oldu zaten. Şu an 5'te 1. 6'da 1. 7'de 2. 8'de 2. Tam 4'te 1. Buraya şunu koyayım da ben. Yani o yüzden biraz şansa mansa kalıyor. Çok fazla para harcıyorsunuz bu item almak için. Ve olay tamamen şans. İkinci item olarak falan ben seviyorum. Ya da direkt eskiden AMK kılıcı, tek kılıcı alıp ondan sonra şey yapılırdı. Uzama zingolar. Orada bir kritik vurdum. Çok iyi oldu. Lucian'ı çok küçümsememek lazım. Çünkü anlık hasarı çok fazla Lucian'ın. İyi oynarsanız özellikle çok fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Ben şu an Q'ya bir kez daha veriyorum. Artık oyun ufaktan ufaktan orta oyuna doğru gidiyor. Ha, biraz rahat oldu. Gelmez herhalde oradan. Aa, geldi. Keko. Yani senin neyine yani kanka, harbiden hani burada şey amacım hakaret etmek değil de yani ADC'n yok. ADC'nle kesememişsin beni. Kasmış bir adam var karşında. Tristan'a var, yanında support'u var. Yani biraz abarttı. Belki duvarlara falan vursam bir şeyler olurdu ama. Buradan burayı alırız. İleri agresif bilerek yaptım çünkü o patlayacaktı o benim. Ultiyi de attım ki hani oradan da hasar desteği olsun diye. Zaten genelde Tristan oyuncularının yaptığı şeydir. Girersiniz, E'leri patlatma şeyini açarsınız. 2 tane 3 tane vurursunuz ya da vurabiliyorsanız daha fazla vurursunuz ama sonra da ultiyle adamı daha bayır yollarsınız. Oy. Geliyorum kanka ben de. Kurabiyeyi bastım, canım mana artsın biraz diye. Sonra biraz geri çekilmiş. Buradan aşağı kuleyi de alırız. Şu an adamları biraz itme şansı veriyoruz. Hadi bakalım. Bir kez daha verdim ben. Bakalım nasıl kaçacaklar. Önden ben yemlemek istemiyorum. Allah Allah. Hiç gerek yoktu, o adam mendeydi yani. Flash bile atmadım dedim, nasıl olsa ölecek yani. Neyse. 4-0-4 bay aşırı bir kolay bir oyun oluyor. Özellikle bizim lane için çok kolay oluyor. 10 tane kill var zaten. 8'de bizim lane'den çıkmış. 4-0-4 benim.
3.05'te sport. Ben bir geri döneyim şuradan. Çok 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 rahat oldu. Bundan sonra belki top lane'e falan gidebiliriz biz. Orada Riven'a belki bir surprise yapabiliriz. Ne alsam? İkinci item. Öncelikle bir ayakkabı alacağım ama şununla bir başlayalım, sonrasını düşünürüz. Bu da olabilir. Elektrik de olabilir. Biraz tek atmaya yönelik olabileceği için hani daha fazla anlık hasarın fazla çıksın diye belki şu anda elektrik statik hançer miydi? Statik hançer mi bunun adı? Aynen, statik hançer çok daha mantıklı olabilir. Thresh birazcık roam atmak istiyor ama oradan da çok bir şey çıkaracağını sanmıyorum. Karşısında Yasuo var. Şu an ben aşırı rahat kesebilirim bu adamı. %40 şey, eğer tabii kitle kontrolünü yakalanırsam biraz sıkıntı ama. Tamam, ne yapalım artık, adam gitti. Bayağı hasar yedim. Minyonlar dövdü resmen beni. Potu kullanayım bari. Base de öyle duruyor. Ne yapsak? Mid'e mi gitsek? Hadi gidelim mid kulesini alalım. Yukarıda da olaylar var. Riven şu an kasmıştır. Oo, 4 kişi orada. Oy 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 oy. Oradan bayağı kill vereceğiz ya. Ben az canlı adamları kovalamak için gidiyorum ama. Orayı yalan edebiliriz. Ama can olayını bilmiyorum kimsenin. Ben iteceğim şunu şu aradan biraz. Tamam, çok rahat oldu. Şurayı sanki biri ışından attı ama ışından olan da yokmuş. Ben aşağı doğru gidiyorum. Bu adam free farm'ına devam ediyor. Yani ben Beleş'e kasıyorum gerçi ama. Tamam, Yasuo diyor ben oraya giderim diyor. Biraz zaman kaybettik ama ne yapalım. Bizim karşımızda tek başına direnemez şey Katarina. Beni teklemeye çalışır. Heal'ım var. Tekleyebileceğini sanmıyorum. Buradan şu kuleyi alalım. Oyunun late'inde olabilecek şeylerden bahsedelim. Riven'ın üzerime flash stun yapma olayı var. Onu yapabilir. Onun üzerine bu Skarner'ın yine aynı şekilde bir olayı olabilir. Flash'la beni ultiyle çekebilir. Bunu alabilirsek en azından bir top lane'i falan rahatlatabiliriz. Arkası açık oynayamaz Riven, o yüzden. Tamam, gayet güzel. Ben aldım onu da. Burada olaylar dönüyor. Riven nerede hiçbir fikrim yok. Güzel bir savaş kazanabilirsek onu o zaman kullanmak istiyorum. Direkt bir tane kule almak için değil de. Belki inhibitör bile açabiliriz. Ay. Savaşabiliriz şu anda ya. Kasmış durumdayım ben bayağı. Tamam, harika. Şunu kullanayım ben hemen. Burada umuyorum beni biri stunlamaz. Tamam. Buradan inhibitöre kadar gideriz. Kafayı vurmazsa. Tamam, güzel. Gel kanka, kafayı buraya vur. Tamam, çok rahat açtık burayı. Bu adam ne yapıyor böyle? Çılgın. W'mu atmıyorum. Tamam, şimdi aldık burayı. Çıkmak lazım. Bundan sonra kafa vursa da vurmasa da önemli değil. Biz alacağımızı aldık buradan. W ile girebilirdim de ne olur ne olmaz bir şey yakalamadım. Zaten adam kötü pozisyonda, öleceği belliydi. O yüzden hani hiç şey yapmadım. Yoksa hani W ile girip adamı öldürüp bir daha W kullanma imkanı vardı. Ama buna yani hiç gerek olduğunu düşünmedim. Ay. Adamı kurtardık. Age'leri verebiliriz orada ama en azından benim 3K param var. Hem Lee Sin'i kurtarmış olduk hem de benim başımdaki 700 gold'u vermemiş olduk. Bir tane flash'tan olmuş oldu adam. Hem de ultisini attı. Şimdi ben bunu aldım. Çok fazla kastım.
O yüzden bunu korumak istiyorum. Şeye gideceğim. İlk bu parçayla başladım tabii ama. Koruyucu meleğe gideceğim. Oldu da bir yerde W ile atladım, yanlış girdim falan filan olur. Hani orada kill vermek istemiyorum. Para da vermek istemiyorum. Belki bizim takım birazcık şey yapabilir. Tamam. Geldim oraya. Benim W'm vardı ama olsun. Hızlı hızlı dağılacağız burayı. İkinci ejderimiz olacak. İkinci dağ ejderimiz olacak. Hatta direkt şeyi de alabiliriz. Baron'u da alabiliriz. 5-6 saniye var. Şu an benim hasarım inanılmaz fazla. Dakika 20'de Baron'un çok fazla şeyi olmayacaktır. Canı manı olmayacak. Biraz saçma bir flash oldu ama ne yapalım? İyi. Biter mi buradan oyun? Bitirebiliriz belki ya. Aynen biter herhalde buradan. Baron'a bile gerek kalmadı. Deli gibi ezdik. Minyon temizlemek için de attı adam skillini. Şu minyonları bir temizleyelim de. Şimdi savaşabiliriz. Benim ultim de geldi. Devam devam devam. Biraz saçma mı oynadım orada derseniz kesinlikle saçmaydım. Eğer orada sona ulti atmasa çok daha önce olurdum. Çünkü bir an öyle bir keyfini atlayayım dedim, herkesi keserim ama yani kesinlikle saçma bir oyundu. Zaten sona ulti atması orada Riven'ın stunları var. İki tane Q'sundan veya W'sundan gelecek stunı var. Ondan sonra bu adamın ultisi var. Thresh'in orada Q'su var. Hani her türlü ölürdüm. Çok kesinlikle aşırı büyük bir hata oldu. Şimdi Baron almak lazım. Ben 10 saniye doğacağım. Biraz çok büyük hata oldu ama hani zaten dakika 21'de oyun bitirecek seviyeye gelmiş bir farktayız yani. Hani öyle büyük bir fark var oyunda. O yüzden neden denemeyelim? Belki de güzel güzel sonuçlar çıkardı, kim bilir. Riven orayı totemledi. Bir yukarı kuleyi alalım önce. Ondan sonra geliyorum ben. Yukarı kule, ondan sonra adamlar midi tutmaya falan döndüğünde belki şey yapabiliriz. Buraya bir totem atmıştı. Temizlemişler herhalde. Malphite şeye gidiyor. Backdoor yapmaya gidiyor. Yani Malphite çok saçma oynadı orada. Ama ne yapalım. Buradan bu kuleyi de çok rahat alırız. Tristana late game'i çok fazla güçlü bir şampiyon da. İki item falan hani çok da Tristana'nın zamanları değil yani. Benim öne girmemem lazım. Bu adam girdi. Tamam, iki kill aldım ben oradan. Hasarı biraz iyi bilmek lazım. Tabi hani Tristana'nın ultisinin çok fazla hasar vermediğini biliyoruz. Ben yine çılgın çılgın atlayabilirdim de bu sefer biraz önceki şeyin tecrübesinden dolayı atlamayayım dedim. Yine atlasam yine ölebilirdim. Güzel bir şeyler yapmaya çalışırken. Neyse. Zaten şey vermişler, sur vermişler 4'e 1 oyla. Aşırı hızlı bir oyun oldu yine. Bir bakalım oyun sonu hasarına. Açık ara değil midir, öyle midir bilemiyorum ama en fazla hasarım bende olduğuna eminim. Çünkü sürekli bir kapışma içerisindeydik ve bu kapışmalar benim zaferimle zaferimle ayrıldığım çatışmalar oldu. Sona'yla iyi bir ikiliydik. O yüzden Sona'ya vereceğim. Zaten Malphite 3.7. 3 sınır yani. En deli gibi kötü oynamış. S'i de bana vermişler. Bir hasara bakalım. Yani bayağı da hasar vermişim. 17.000 vermişim. Ben 12.000 Sona vermiş. Bizim support yani benden sonra en fazla hasar veren şampiyon olmuş. Karşıda ise Lucian vermiş. En fazla hasarı. Yine de iyi oynadı Lucian. Hani şöyle iyi oynadı. Hasar konusunda iyi oynamış yani. Yoksa 1-6-1 AV minyon konusunda iyiydi. Bunu da söylemek lazım. Benim için aşırı kolay bir oyundu. Niye bu kadar kolay olduğunu da bilmiyorum. Hani oyunun başında bu kadar öne çıkacağımızı düşünmemiştim. Küçük küçük işte 1 skorun 2 skorun özellikle Thresh'in kötü oynadığı oyunlardan sonra çok büyük avantaj sağladık. Bu oyunluk bu kadar arkadaşlar.
Tristana'nın hikayesi bugünlerde geliyor olması lazım. Bu videoyu ne zaman paylaşacağımı bilmiyorum. Muhtemelen belki cuma günü falan paylaşacağım bu videoyu. Şu anda günlerden pazartesi. Tristana'nın videosunu yapmak istiyorum, hikayesini. Yeni güncellenmiş bir hikayesi var ama hangi güne denk gelir o yüzden bilemiyorum. Eğer izlemediyseniz de onu yakın günlerde paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın diğer hikayelerle birlikte. Çok keyif alacağınızdan eminim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.